Ankara'da sağanak yağış bu kez de Akyurt ilçesinde sele sebep oldu. İlçe dakikalar içinde su altında kaldı. Akyurt'ta selde mahsur kalan 21 yaşındaki Muhammed Şahin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Teberik köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel ise selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selde hayatını kaybedenler Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Tatlar Deresi'nde ise sele kapılan kişiyi arama çalışmalarında helikopter destekli çalışmalar sona erdi. İki gündür süren aramalarda Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu. Kurum, kovayla yağmurun düştüğü tabirindeki gibi bir yağmurla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Haymana'da yağıştan etkilenen bir köyde 14 ağır hasarlı bir yıkık evin tespitini yaptıklarını bildirdi. Bakan kurum, yaşanan sel nedeniyle Haymana'nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu'ya ilk etapta 15 ev tipi konteynerla 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini de duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da afet bölgesini ziyaret etti. Soylu, yaptığı inceleme sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya gelerek yapılan çalışmalara dair bilgi aldı. Akyurt ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Valiliği kararıyla devam edecek sağanak yağışa karşı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime de bir günlüğüne ara verildi.